Merhabalar, ben Demet. Ben Buğra. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Evet, sorularınızı cevaplayacağız. Ne yapalım? Demet, nasıl başlayalım? İstersen senin için ben çekeyim, ben sorayım sana. Sen de benim için çekeyim. Öyle mi yapalım? Tamam. İnşallah zorları sen de bitiririz de bana pek bir şey kalmaz. Bana geldi bu soru. Ver ben okuyayım o zaman. Allah kahretsin. Demet! Sanırım 7 tane T. Yurt dışında gezmeyi sevdiğini biliyoruz. 8 tane Z. İnsanların seni tanıdığında senin hissettiğin şey neydi? Çok şaşırdım tabii ki. Çünkü bu kadar tanınacağımı ummuyordum. Niye ummuyordun? Evet. Biz yaptığımız kaç işler ya. Sürekli yurt dışında. Doğru söylüyorsun da bunun böyle geri dönüşünü böyle canlı kanlı görmek biraz şaşkınlık verdi bana. Ben aslında böyle hani ne bileyim üstümdeki kıyafete bakıyorlardır, saçıma başıma bakıyorlardır diye algılarken aslında beni tanıdıklarını fark ettim. Ama o zaman şöyle oldu. Yurt dışında rahat rahat böyle sokaklarda falan fotoğraf tam zamanım var dediğim anda, evet, yeterince işim satılmış oraya. Evet, biz evet yurt dışında da Türk dizileri gerçekten çok izleniyor, Türk yapımları. Bu soruyu buraya cevaplandı, buraya koyuyorum. Arada da bir ses olsun olsun. Bir dakika, şimdi arada ne yaptık? Karıştık. Ha, ben çekeyim, yok sen çekeceksin. Tamam. İnşallah kendime çekmem yine. Aa güzel. Hangisi daha kritik? Güzellik mi, güç mü yoksa para mı? Param varsa güçlüsün bu hayatta. Tamam. Güzellik, hangisi daha önemli? İç güzellik diyeyim ben ya. Ama yok. Burada öyle bir şey yok ki. O zaman güzellik diyeyim yani. Güzellik. Güç, para, güzellik. Ben güzellik dedim. Aa hiç beklemiyordum güzellik diyeceğini. Çok istediğiniz bir rol için görüşmeye giderken karaktere uygun giyinmek mi ya da kendiniz gibi mi gitmeyi tercih edersiniz? Vallahi aslında bunu çok bilerek yapmıyorum. Sonradan fark ettim bunu. İyi bir soru. Yo, ben bilerek gittiğim oldu bayağı. O karaktere bürünüp. Hatta küçük böyle karakterin böyle bürünüp de seninle tanıştığımız gibi gün aslında çok da karakter gibi giyinmiştin. Onu hatırlıyorum. Ha evet doğru. Olga gibiydin yani. Doğru. Bu arada evet ya biz hiç tanışmıyorduk. Evet. Onu da anlatalım yani. Hiç tanışmıyorduk ilk İçeriden tanıştığımızda. İçeriden Tolga geldi. Burak değil yani benim için. 40 yıllık arkadaş gibiydik. Evet. Ya ben galiba karaktere uygun giyinmeye özen gösteriyormuşum. Bunu çok fark etmedim. Son zamanlarda bunu anladım. Evet aslında bu daha böyle içgüdüsel gelişen bir şey. Yani evet. İşte o karakter için görüşmeye gidiyorsun. İster istemez o karaktere bir şekilde işte yani fiziksel işte özelliği, kıyafetiyle evet falan filan bürünüyorsun aslında. Çünkü okurken çok ciddi hayal ettiğin için bence evet onun etkisinde kalıyorsun aynen diye düşünüyorum ben de. Aynen, süper. Çok güzel soru. Buğra, 7 tane A, kalp. Baba olmak nasıl gidiyor? Hiç dizilerinizi görüp tepki verdi mi? Cemo dizilerimi görüp tepki verdi tabii. Hatta daha 1,5 yaşındaydı. Beni televizyonda izlediğinde ilk bir şaşırmıştı. Televizyonda bir televizyona bakıyor, bir bana bakıyor, bir televizyona bakıyor, bana bakıyor. Ama şimdi artık şey, beni televizyonda gördüğü zaman videodan benim videolarımı izletin diyor. Öyle mi? Öyle bir şey var, evet. Getiriyor böyle, yansıtın, izletin diyor benim için. Ama çok iyi idrak edebiliyor şu anda, oyuncusun. Tabii, bu, evet. Bu senin mesleğin, onu çok evet iyi biliyor artık. Aynen, aynen. Ne güzel, biliyorum, ne farkında keyifli bir şey. Da sana. 6 tane A var. Buğra! Kariyerinde yükselişe geçerken hiç unutmadığın bir anın var mı? Dünya için küçük, benim için büyük dediğin. Derin bir soru bu. Evet, güzel soruymuş. Yani aslında ya kariyerimde yükselişe geçme değil de kariyerime nasıl başlamayla alakalı. Yani ben mimarlık okuyordum, Kıbrıs'taydım. Ankara'ya dönüp mimarlığı seçmek yerine tiyatroyu seçmiştim. Çok hem de amatör olmuş olarak. Dolayısıyla o evet yani benim için büyük bir adımdı. O aslında bir şekilde kariyerimi başlatmış oldu. Devamı da geldi zaten. Evet, ondan sonra kendinden severek gelişti izliyoruz zaten. Biz de çok severek izliyoruz. Yeni diziniz gerçekten çok güzel. Evet evet. Yeni bölümünü bekliyorum her hafta. Ay, hele o Tolga yok mu o Tolga? Hah ilkin ya. Bizi çirkinleştirecek gibi böyle birkaç dakika sonra. Bak doğru bizim bak diziyle, tam diziyle konuştuk, diziyle alakalı. Dünya ile benim aramda da bir sahne söyleyin izlerken siz aklımıza gelin. Sahneni söyle. Evet. Bu arada yayınlanmamış da olabilir. Böyle bir tüyo gibi de olabilir. Spoiler vermeden. Bunu spoiler vermeden nasıl yapabilirim ki? Yo. Bölüm söyle. Yok tamam bölüm söyle. Atıyorum şey de mesela. Bir şey 5. Finali bölümün sonu falan gibi ne bileyim. Evet yani çok var aslında onu söyleyeyim. Sadece kendi adıma da değil. Çektiğimiz sahnelerde, çektikleri aynen sahnelerde var. Ama 4. bölüm finali diyorum. Bir de 5. bölümün finali. Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Çünkü söylediğim an spoiler vermiş oluyorum. Evet. Ama ama bizim bütün finallerimiz çok, çok iyi. Çok iyi ama beni çok etkiledi çok. 4 ile 5. Evet, arkamıza 4 ve yaslanın 5 ve 4 ile 5'in finalini benim için daha iyi izleyin. Evet, harika. En son Google'da kendinizi ne için arattınız?
çirkinleşiyoruz demiştik. En son Google'da bir arkadaşıma Unutulmaz diye bir dizim vardı. Oradaki favorilerimi göstermek için. Şöyle şuraya kadar bir favorim vardı. Bir şey söyleyeyim vardı. O diziyi oradaki inanılmaz tipi... çok izliyordum gerçekten. Biliyor musun? Oradaki tipimi göstermek için. İnanılmaz çok izliyordum. Yani ne yazdın? Buğra Gülsoy Unutulmaz yazmıştı. Unutulmaz favorileri değil. Buğra'nın favorileri en unutulmaz diye. Üşendiğiniz en son şey. Buraya gelmek demek serbest. Wow. Yani hayır. Buraya gelmek değil. Üşendiğim şey, şimdi kızacaklar bana ama saç makyajı oturmaktan çok üşeniyorum. O kadar sürekli hızlı yapıyorlar ki artık yani inanılmaz başarılılar bu konuda. Ben yürümeyi pek sevmiyorum. üşendiğim şey de biz bir arkadaşımızın düğününe gittik. Orada biraz şehir turu yapalım mı dendiğinde yok ya hiç öyle yapmasak. Şuradan bir manzarayı izlesek, güzel bir kafede hemen acilen oturup bir şeyler yiyip içsek diyorum. En son bundan mı üşendin? Biraz yürümek durumunda kaldım, ona çok üşenmiştim. Evet. Ben bu arada buraya gelmek de ben bu arada konuşmaktan çok üşeniyorum. Ya. Bir de bu biz işlerimizi yaptığımız zaman onun bir böyle PR süreci oluyor. Atıyorum bir günde, iki günde bir sürü röportaj yapmak kalıyor falan. Evet. Bir de ben çok fazla konuşmayı seven bir insan ben değilim. Ben de öyleyim. Hadi o yüzden ben hiç üşenmiyorum konuşmaya. Evet, üşenmiyoruz. Evet. Daha çok vücutsal benim yürümekten üşeniyorum. Sadece yalnız olduğunuzda elinizle yediğiniz yemek nedir? Dürüst ol. Sadece yalnız olduğumda elimle yediğim yemek mi? Ya mesela zeytini elimle yerim. Birisi olduğu zaman çatalla alırım falan. Öyle bir şey mi? Tabii çok severim zeytini. Tamam, normalde mesela köfte var, kimse yok. Atıyor musun ağzına? Atarım ağzıma. Tamam. Atarım ağzıma. Pirzola elle. Pirzola zaten bence elle yenir. Bu arada balık elle yenir. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim aynen. De. Başka? İnsan bazen gözetir böyle, misin böyle etrafında biri var mı diye? Yok aslında çok da gözetmem. Bazen mesela sert böyle peynirler olur. Evet. Onları kırarak yemeyi severim falan. Tabii pilav yemiyoruz, makarna yemiyoruz yok da. Yok canım aynen onlar değil. Börek, dolma falan böyle atmıyor musun ağzını? Ben iştahım çok açık benim o yüzden. Karnım açık. Mesela bir baklavayı elle yemek. Hop. Onu da bir ters çevirir damağa yapıştırmak diye bir şey var yani şimdi. Eğer konuşacaksak fantezilerimiz çok güçlü bu konuda. Etkisi 2 saat sürsün. Hayatınızda bir duraklatma mı yoksa geri sarma düğmesi mi olmasın? Hayatınızda bir duraklama mı duraklatma mı yoksa geri sarma düğmesi mi olmasını tercih ederdiniz? Gözde şu an bu cevabı çok iyi biliyor sevgili menajerim. Kesinlikle geri sarma değil, duraklatma. O da çok uzun sürmesin. 3,5 dakika falan yeterli. Şu an çok hızlı akıyor zaman senin içinde. Bir durma. Ama bu yıllarca durmaktan bahsetmiyorum yanlış anlamayın da geri kesinlikle sarmazdım bu arada. Sen sarar mıydın geri? Yok sarmaz. Ben de sarmam. Bence her şey olması gerektiği gibi. Kesinlikle. En iyi şekliyle. Kesinlikle. Keşkeleriniz olmasın aynen yani. Evet bunu yapmayın hemen şey yaptık. Şeyde sosyal mesajımız. Bir numaralı karaoke şarkınız hangisi? Öf. Mırıldanmaz mısınız bizim için? Yapma. Hayır daha zorları gelebilir. Bunu kullanma. Karaoke hakkımız var ben mı mesela? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben karaoke yapmadım hiç. Beni bir an karaoke'ye götürsene. Götüreyim mi ya? Bunun eksikliğiyle. Yapmadım valla. Benim şeydi Hande Yener. Sana kırmızı çok yakışıyor. Yok valla benim. Ya vardır ya. Vallahi karaoke yapmadım. Hiç yapmadın hiç mı? Hiç yapmadım. Tamam gideceğiz o gerçekten, zaman. Gerçekten tamam. Yani buradan çıkınca gidemeyiz belki. Okey. Ama dinlendikten sonra gidebiliriz. Evet Demet Özdemir'den sözü aldım beni karaoke'ye götürecek. Düet de yaparız. Düet de yaparız. Kariyerde. Kaçma sonra. Arkadaş ortamının, çok güzel soru. Dert dinleyeni misin yoksa dert anlatanı mı? Çok hızlı konuştuğum için aslında anlatmıyor değilim. Çok hızlı bir şekilde anlatıyorum ama çok süre almıyorum. Daha çok yüzde olarak bakarsan ben dinleyeni oluyorum. Daha çok sana gelip dert. Evet. Şöyle aslında sana derdini anlatıyorlar. Bir an önce hayata adapte olalım diye. Okay, sana derdini anlatıyor arkadaşın dostu. Hemen sen ben de akabinde onu anlatıyorum. Evet, kendi deneyimimi. Evet. Ama onun kafasını şişirmeyeyim diye çok... Ama o zaman dert dinleyeni oluyorsun. Ona evet. Yardım etmeye çalışan evet, oluyorsun. Aslında kendi derdiyle ilgili kendi hayatımdan bir aynen. Şey anlattığım için çok dert anlatan biri değilim. Çok dert konuşmayı seven biri değilim. Aynen ben de. O yüzden nasıl olsa geride kalacak geçmişte. Çok bir süre vermeyelim diye düşünüyorum. Aynen. Sana söylenen en garip sevgi sözcüğü ya da lakap nedir? Tatlım çok bana samimiyetsiz gelir mesela. Aa, evet. Sana söylüyorlar bunu. Yok yani söylendiği zaman yani. İlişkide değil yani. Zaten öyle şeyler şey konuşmuyoruz yani. Tatlım anı. Tamam anlıyorum ama gibi evet, bir şey evet. Değil mi? Canım demek de. Bence sen kimden duyduğunla ilgileniyorsun şu anda. Tabii, canım evet. Aslında o kadar kötü bir kelime değil. Değil evet. Ama anladığım şimdi mesela hangi tonlamadan rahatsız olduğunu. Mesela ben hayatımı çok seviyorum yani. Hayatım demeyi çok seviyorum. Oyo boyo falan öyle şeyler yok. Onları çok böyle şey olmuyorum. Abi benim Uğur'yam benim canım benim.
O bebeğim falan. Evet, tatlım biri yani, ilişkide değil yani, başka tabii biri söylediği zaman da bir şey gelir. Samimiyetsiz mi? Evet, garip gelir yani. Bir sabah kalktın. Kalktım. Ve aynı şöhrete sahip değilsiniz. Yapacağınız ilk şey ne olur? Oh be falan diye. Vallahi... Yani aslında şunu soruyor şunu soruyorsunuz muhtemelen. Özgürlükle yani, ilgili bir evet, yani şey şöhretten mi? Önce ne yapıyordunuz ve sizi çok mutlu ediyordu? Ve sonrasında yapamadınız onu. Şimdi şöhret bir anda yok. Tekrardan o yapmak istediğin şey ne? İnsanlar benim değil, ben insanlarla fotoğraf çekilmek isterdim bir gün boyunca. Yanlarına gidip. Evet, bak ben de mesela insan... Saçlarınız ne kadar güzel, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ben de mesela kalabalıkların içinde böyle insan izlemeyi, gözetlemeyi severdim. Gözetleme derken yani böyle insanları izlemeyi yani. Ben bir hala kafeye izliyorum. Oturduğum zaman. Dinliyorum da, kulaklarım evet. Çok iyi duyuyor. Ay şimdi daha çok gözler senin üzerinde olunca sen gözlemleyemiyorsun. Rahat olamıyorsun. Aynen, benim için bu. Evet, güzel soru. Bitmedi ama daha. Ben kesinlikle bunun cevabını biliyorum bence. Sabah markete giderken siz de şort tişörtle mi gidiyorsunuz yoksa maske, gözlük her şeyin ilacı mı? Ben, iki nokta. Ben marketi eve söylüyorum. Hı-hı. Evde de şortla karşılıyor olabilirim. Ben de böyle sürprizler yapıyorum. Biliyor musun? Saçım şöyle, gözüm şöyle. Ama yani şey döneminde evet yani bu maske taktığımız dönemde çok güzel İşine aslında yarıyordu. Kamufle oluyordu. Hatta ben maskeyi buraya çekiyordum şöyle. Şuradan da bir tane de şapka taktığın zaman, wow. Gözlüğü de taktığın zaman. Aslında tanımıyorsun yani. Bence tanınırsın. Kulaktan mı? Kaslardan desem ya. Hemen geçiyorum. Kritik bir iş yemeğindesiniz ve yemeğinizden kıl çıktı. Evet. Olay mı çıkartırsınız asla, yoksa hiçbir şey yok gibi mi davranırsınız? Ya kimseye bunu söylemem. Çekerim. Yok yani ben olay çıkartmam. Şeye söylerim hani gizlice yani böyle bir şey oldu dikkat edin bundan sonra diye hani öyle bir şey söylenir yani. Hani. Ben söylerken kesin duyulur benim söylediğim şey. Yine hiç amacıma hizmet etmeyen bir tonlama. Ama olay çıkartmayız. Yok yok olay çıkarılmaz. Şey ama yapmayın yine de ne olur temiz olun. Yani saçınız evet, bir şeyiniz düşmesin yemekte. Onun işte yemekte, onun uyarısını yapma yani. Hani ben evet bir şey yapmayacağım ama dikkat et. Ben bir kere böyle bir şey yaşamıştım ve kabul etmediler. Bence sizin saçınız olabilir dediler. Saç değil yani bu kıl. Kabul etmeyince daha da büyüdü. Aslında onu söylemeye çalışıyorum. Hani ya ben böyle... İftiraya böyle, girmiş. Evet. Yani ben bir de borçlu, borçlanacakları yere ben borçlu çıktım. Olmaz. Sizin olabilir mi? Çünkü mümkün değil bizim işletmemizde böyle şeye bir şey götürdü, diye. DNA testi falan götürseydiniz. Ya tamam al işte tabağı olmamış bu. Yok olay çıkartmayız ama. Çıkarmayalım. Senin düşüncelerini duyabiliyor olsak en çok nerede korkardın? Ya bu nasıl bir soru bu? Ben de şeyi ekleyeyim. Nerede ve ne düşünüyor olabilirken? Benim sen de cevapla o zaman. Tamam. Benim düşüncelerimi duyulabiliyor olsa bence ben değil de düşüncelerimi duyan korkardı. Wow. Muhtemelen çünkü komplo teorisi yani eskiden komplo teorisi olduğunu düşündüğümüz birçok şeyin şu an komplo teorisi olmadığını görüyorum, okuyorum. Dolayısıyla bence onlardan korkarlardı. Galiba gerçekten hoşlanmadığım insan sayısı çok az, bunu söyleyebilirim. Onlarla bir şekilde aynı ortama girdiğimde, onlar hakkında düşündüğüm şeyleri duyduklarında. Ama zaten öyle insanları da yani zaten aynı ortama girmemeye çalışıyorsun. Ama yanından denk falan geldiğin geçiyor zaman falan senin ben... Ben gerçekten düşünce okuyabiliyorum çünkü de. Düşüncelerini okuduğumu anladığımda korkabilirdi. Okuyabiliyorsun. Yani hissediyorum. Evet hisler. Aslında hislerle anlıyorsun. Para harcamaktan kendini alamadığın bir şey. Bir şeyler. Bir şeyler. Bir şeylerimiz. Ya da bir şey. Ürünlerimiz. Evet. Ya uzun zamandır şey konusundan bayağı çizgi çektim alışverişle ilgili olan duruma. Çünkü ona bir doymam gerekiyordu, onu yaptım bitti. Galiba artık bu vakitten sonra biraz da rahatladım, vaktim de olacak. Şeyden korkuyorum, tatil. Ona tabii, çok tabii para harcayabilirim. Ama acaba üzereyim, beni tutun. Ne kadar süredir çalışıyorsun? 10-11 yıl oluyor. 11 yıldır maşallah. Gidiyorum 2,5 dakika falan tatillerim oluyor. Kendini alamadığım bir şey, ben bunu ne bileyim yok aslında. Mesela güneş gözlüğü severim, onu almayı severim. Yani. Aa, evet. Hayatınızdaki iş başarınız arttıkça değişen en belirgin alışkanlığınız. Aslında ben bunu başarı odaklı bir cevap vermeyeceğim de. Değişen evet, yani yerleşen de bir alışkanlık. Şöyle olmaya başladı. Zaten mesela çocukluğumdan beri gözlem yeteneğim, hı-hı, gelişiyordu. Onu hissediyordum kendimde ama başarı odaklı değil de zaman geçtikçe iş yükün artıp daha da aslında mesai alıyor ya bu sektör yani senden. Şimdi diziyi bitirdik. Bunun lansmanı var. Onun başka bir işe gidiyorum. Bir reklam filmine gidiyorum. Daha çok zamanımı alıyor bu. Ve çok insan tanımaya başlıyorum. Ve hep değişiyor o insanlar. Gözlem yeteneğim artık had safhada. Yani şimdi mesela oradan biri girdiğinde... Ama senin o özelliğin var bence. Ama bu çok arttı. Arttı mı? Çok arttı.
İnanılmaz yani. Hani bir edici derecede arttı. Yani öyle bir şey ki yani biri konuşuyorsun mesela oradaki başka birine cevap veriyor. O an algı orada onu da duyuyor, seni de duyuyor. O kadar zorlamaya gerek yok aslında bünyeyi ama elimizde değil. Ama o elinde olmayan bir evet, şey. Evet, gerçekten öyle. Güzel soru. Çok güzel sorular. Ben de arkadaşlar, sevdim. Arkadaşlar çok teşekkürler vallahi. Ortalık karışır diye düşündüm, çirkinleşiriz diye düşünmüştüm ama. Ah, dizimizden bir karakteri çevrenizden birine benzetecek olsanız hangi karakter kim olurdu? Böyle bağdaştırabildiğim biri yok. Ya mesela benim dizide işte İbrahim Cüneyt karakteri benim menajerim oynuyor. O kadar çok örneği var ki aslında gördüm tam o tarz yani mesela gibi. Cümleler ve şey olarak evet, doğru evet. Söylüyorsun. Ben daha tam böyle enerjisi olarak tamam, koymaya çalıştım ama. Tamam evet birine ne diyor? Ama... Hangi karakter kim olurdu? Evet net bir şekilde şu karakter şu diye... Mesela Tolga sen olmazdın yani bana göre. Evet bence de. %100 olmazdı. İlkinde sen yani. Ne güzel işte bu farklı karakterler. Evet. Ya bu kadar yani Burçin'i mesela birilerine benzetmeye çalışıyorum ama evet. Orada da çok ciddi bir tecrübe olduğu için ya öyle biri olsa hayatımda ne söylüyorsa yaparım herhalde ya öyle düşündüm. Yok ama net bir şekilde ya şu diyeceğimiz. Teşekkürler soru için. Ya past gibi de düşünebiliriz bunu ama. Ama yine elimizden geldiği kadar gayret ettik cevaplamak için. Yaptığınızda kendinizi suçlu hissettiğiniz ama yine de yapmaktan vazgeçemeyeceğiniz o şey çikolata ne? Yemek olabilir tabii ki. Evet ya benim için de yemek. Yani şu aralar tabii dikkat ediyorum ama mesela gece 12'den sonra falan böyle gerçekten simit poğaça falan da yerdim eskiden. Yani mesela çikolata yenir zaten. Çikolata her saat yenebilen bir şey bence. Galiba şey bunu dedikodu olarak söylemiyorum. Dedikodu değil. Çünkü biri hakkında hiç bilinmeyen bir şey biri aktarmak gibi bir yerden ne olur düşünmeyin ama tamam, bu insanı kendimce eleştirirken hep şeyi atlıyorum. Yani %100 yapmıyorum bunu. Çok dikkat ediyorum buna ama atladığım zaman çok şey oluyorum. Kötü hissediyorum kendimi. Onun yaşadığı yolculuğu çok es geçiyorum. Kendime göre yargılıyorum. Bu daha sonra beni durduran şey oluyor. Yani her hatayı herkes yapabilir. Çünkü anladım. Ben onu yapmadıysam bu benim yaşadığım tecrübeyle ilgili bir şeydir. O daha bunu tecrübe etmemiştir gibi bir şey diyemiyorum o an. O beni biraz üzüyor kendimde. Güzel, çok güzel canım. Ama bırakamıyorum da. Yine de yapmaktan vazgeçmiyor. Evet, bırakamıyorsun evet. Ay yine zor. Bence zor. Ama eğlenceli olabilir. Gözünüzü kapatın ve gözünüzün önüne gelen ilk görüntüyü söyleyin. Şu an ilk görüntü dedin ya, gözümü kapadım ve Cem o geldi. Hayır, şimdi yemek konuştuk ya o yüzden dedim. Okula bıraktık çünkü şimdi kaç tane yapacak diye evet. Çok tatlı bence. Tatlı olan şeylere de böyle evet. Tepkiler veriyorum. Son soru bana mı geldi? Son soru Demet Özdemir'e gelsin. O zaman beraber gelsin. Cevaplayabiliyorsak öyle yapalım. Evet. Zor da bir soru. Duyduğunuz en kötü soru. Lütfen bu demeyin. Ya bu kötü değil, bu zor soru. En kötü soru. Neden mimarlık falan? Neden sanat? Neden tiyatro? Neden oyunculuk? Bu zordu. Zor, bak evet. Bana hiç zor gelmedi. Bak, son soruda. Çok zor geldi. Dur ama bulacağım. Vaktimiz var mı 4 gün falan? Şöyle bir şeye evriltebilirim belki. Zor soru işte yoruluyor musun? Zor değil mi çalışma şartları? Neden zor soru? Aslında soru zor gibi görünmüyor ama cevaplaması zor olduğu için soru zor geliyor bana. Çünkü ne olursa olsun yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu anlatmak pek mümkün olmuyor. Kolay bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama öyle anlatmak da hiç içime el vermiyor. Çünkü herkes çok gerçekten emek verip çok çalıştığı için. Onlar bir kere de çekilmiyor mu ya soruları mesela? Evet. Hani 5 kişilik bir sahnenin gerçekten aynı anda çekildiğini herkesin yakında dahil olmak üzere öyle zannediyor oldukları için onu açıklamak çok zor oluyor. Evet, bir de özellikle set sonrasında yani atıyorum televizyonda ya da işte perdede izledikleri 1 dakikalık evet. Bir şey gelip de tecrübe ettiklerinde nasıl yani şimdi bu bizim izlediğimiz 1 dakikalık şey... Bu sabah 5'te mi çekildi ya da? Böyle 5 saatte mi çekiyorsunuz? Evet. Evet. Aslında cevaplaması zor bence. Soru zor gibi görünüyor. Aynen. Emekçilere o zaman. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Ben bunu eve götürebilir miyim? Çok beğendim ve anısı var. Ben de bunu eve götürüyorum. Keşke onu alsaydım ya. Gerçekten sorularınız için çok teşekkür ederiz. Çok zorlandık. Teşekkürler. Evet zorlandık. Gerçekten. Çok zorlandık. Keyif aldık çok ama. Çok keyif aldık. Çok keyifliydi gerçekten. Dizimiz Dünya ile Benim Aramda yeni bölümleriyle sizlerle olacak. İlk 2 bölümü zaten girmişti. Evet. Aa, tepkileriniz çok güzel. Yani çok kısa bir süre olmasına rağmen evet. Hemen buraya geldik. Ama bugüne kadar olanlar bile gerçekten bizi çok mutlu etti. Evet geri dönüşleriniz evet. Çok çok mutlu etti bizi gerçekten. Dediğimiz gibi yani gerçekten gurur duyulacak bir işimiz oldu. Evet gerçekten öyle. Ve siz de her bölümü izlediğiniz size garanti ediyoruz çok heyecanlanacaksınız. Evet, evet. O yüzden biz sizi okumaya devam edeceğiz. İzlemeyen varsa da lütfen bir an önce izlesin. Çünkü nasıl bir geri dönüş sağlayacağınızı çok merak ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviyoruz.